Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bu videomda 8. sınıf Türkçe dersi metin türleri konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Soruları çözmeye başlamadan önce şunu da hatırlatayım. Sağ üst kısmı ekleyeceğim kartlar kısmından metin türleri konu anlatım videosuna ulaşabilirsiniz. Zaten orada metin türlerini detaylı olarak size anlattım. Soru 1. Numaralandırılmış özelliklerden hangisi fıkraya ait değildir? Fıkranın diğer ismi köşe yazısı. Birinci bilgi, fıkralar gazete ve dergilerde yayımlanan güncel, siyasal, toplumsal sorunları ele alan yazılardır. Güncel kelimesini kırmızı ile gösterdim, bir de altını çizdim. Fıkra deyince aklımıza güncellik gelecek. Demek ki fıkra güncel konularda yazılır. Bir numarada verilen bilgi fıkranın bir özelliğidir. Artımızı atıyoruz. 2. Fıkralarda siyasal ve toplumsal olaylar ele alınırken belgelere, kanıtlara, aşırı ayrıntılara yer verilmez. Doğrudur arkadaşlar. Fıkra yazı türünde yazar anlattıklarını kanıtlama yani ispatlama çabası içinde olmaz. Fıkranın dili zaten özneldir. Bir yazıda öznellik varsa orada kanıtlama amacı çabası yoktur. Yine 2 numaralı bilgi fıkranın özelliklerinden biri oluyor. Hemen 3'e bakalım. Fıkra yazarı geniş kitlelere seslendiği için dili kolay, anlaşılır olmalıdır. Fıkralar genelde gazetelerde yazıldığı için gazeteyi de insanlar yani halk okuduğu için tabii ki fıkranın dili anlaşılır ve sade olmalıdır. Hemen 3 numaralı bilginin yanına artımızı atalım. Demek ki cevap 4 numaralı cümle oluyor. Fıkranın amacı ilgili konu hakkında bilgi vermektir. Arkadaşlar fıkra yazı türü fikir yazısı yani düşünce yazısıdır. Yazar güncel konular hakkındaki kişisel düşüncelerini ispatlamadan samimi bir hava içerisinde gazetenin bir köşesinde yazıyorsa o yazı türü fıkradır. Gazetelerin belirli sütunlarında yer alan fıkralar kısa fikir yazılarıdır. Fıkranın dili özneldir. Öznel bir dil varsa orada amaç bilgi vermek değildir. Bilgilendirici metinler makaledir. Demek ki 4 numaralı cümledeki bilgi fıkranın bir özelliği değildir. 4 numaralı cümledeki bilgi makalenin bir özelliğidir. Soru 2. Parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Son buzul çağı deniz seviyesinin günümüze göre 100 metreden daha fazla alçaldığı bir dönemdir. İlk cümleden itibaren ben bilgi sahibi olmaya başladım. Demek ki bu metin bilgilendirici bir metin. Şu an ana karadan 6 kilometre kadar açıkta bulunan Bozcaada buzul çağında Biga Yarımadası ile bağlantılıydı. Böylece Geyikli'den adaya yürüyerek ulaşım sağlanmaktaydı. Arkadaşlar bu metin okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Yine bu metnin soğuk ve nesnel bir dili vardır. Sanki ben sosyal bilgiler kitabı okuyormuşum gibi. Sanki ben coğrafya kitabı okuyormuşum gibi. Yani bu metin kitap diliyle yazılmış. Kitap dili deyince benim aklıma makale geliyor. Cevap Bursa. Herhangi bir konuda okuyucuyu bilgilendirmek için yazılmış fikir yazılarına makale denir. Makale yazı türünün dili nesneldir. Makalenin dili neden nesneldir? Makalede amaç anlatılan konuyu okuyucuya kanıtlamak olduğu için makalenin dili nesneldir. Bilgilendirici metinlerin dili de nesnel olur. Sosyal bilgiler kitabının, coğrafya kitabının, inkılap tarihi kitabının dili nesnel değil midir arkadaşlar? Zaten son buzul çağında deniz seviyesi günümüzden 100 metre daha alçaktaymış. Ben bu metinde buzul çağında deniz seviyesinin günümüze göre 100 metreden daha fazla alçak olduğunu öğrendim. Yine Bozcaada'nın buzul çağında Biga Yarımadası ile bağlantılı olduğunu öğrendim. Bütün bunlar bu metnin bilgilendirici bir metin olduğunu ortaya koyuyor. Metnin türü deneme olamaz, denemenin dili özneldir. Evet, deneme de fikir yazısı fakat denemenin dili özneldir. Anı olamaz, anı olay yazısı. Kişinin başından geçmiş bir olayın daha sonra kaleme alındığı yazılara anı denir. Destan da olamaz. Destanlarda milletlerin kahramanlıkları anlatılır. Cevap Bursa. Metnin türü makale. Üçüncü soru özellikleri verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi olaylar anlatılır. Bir metinde tarihi olaylar anlatılıyorsa ki bu anlatılan olay milletlerin başından geçmiş bir olaysa o metnin türü destandır. Olağanüstü unsurlara yer verilir. Doğrudur. Destanlarda olağanüstü ögeler, unsurlar vardır. Günlük hayatta karşılaşamayacağımız olaylar anlatılır. Bir millete ait özellikler taşır. Arkadaşlar destanın en büyük özelliği milletlerin kahramanlıklarının anlatılmasıdır. Nerede millet ve kahramanlık kelimesini görürseniz orada metin türü olarak destan vardır. 4. Genellikle şiir tarzında yazılır. Doğrudur arkadaşlar. Destanlar genellikle
şiir tarzında yazılır. Bu durumda yukarıda verilen özellikler destan yazı türüne ait Cevap Denizli. Ünlü kişilerin ya da herhangi birinin hayat hikayesinin bir başkası tarafından anlatıldığı yazılara biyografi denir. Mektup haberleşmek amacıyla yazılan bir iletişim aracıdır. Anı yazı türünde ise kişi başından geçen bir olayı aradan zaman geçtikten sonra kaleme alır, yani yazar. Dördüncü soru, bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu sınavlarda hikaye unsurlarını, yani ögelerini mutlaka sorar. Olaysız hikaye olmaz. Olaya artımızı atalım. Birdenbire garip bir şey gördüler. Gözlerine inanamadılar. Şimdi gördüler yüklem arkadaşlar. Gören kim? Onlar. Bakın, onlar olayın kahramanı oluyor. Gözlerine inanamadılar. Yine onlar gözlerine inanamadılar. Uzaktaki ağaçların tepeleri arasından biri geçti. Biri dediği kişi yine olayın kahramanı oluyor. Kahramanlarından biri oluyor. Havada yüzercesine, ancak yüzmüyordu. Soluk benizli uzun saçlı adam bir atın sırtındaydı. Soluk benizli uzun saçlı adam yine olayın kahramanı oluyor. Yani varlık kadrosu oluyor. Yani şahıs kadrosu oluyor. Hemen şahıs yazan D seçeneğini artımıza atalım. Sevgili öğrenciler, olayın geçtiği mekan, yani yer ise ağaç dediğine göre bir orman. Bu durumda mekana da artımıza atalım. Yukarıda olayın geçtiği zaman açıkça yazılmamış cevabımız Bursa. Beşinci soru, parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Çevremizdeki en büyük enerji kaynağı güneştir. Yine bilgi sahibi olmaya başladığım öznel ifadelerle, cümlelerle bu yazıda amaç okuyucuyu bilgilendirmek. Fosil enerji kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla birlikte insanlar enerji kaynağı arayışına girmiş ve böylece güneşten daha fazla yararlanmaya başlamıştır. Güneşten gelen radyasyon enerjisinin önemli bir özelliği temiz enerji olmasıdır. Ben bu metinde fosil enerji kaynaklarının tükenmeye başlamasını, bunun sonucunda insanların güneş enerjisine yöneldiğini öğrendim. Ve yine güneşten gelen enerjinin temiz enerji kaynağı olduğunu öğrendim. Yani bilgi sahibi oldum. Bilgi sahibi olduğuma göre metnin türü makale arkadaşlar. Makale bilgilendirici metinlerdir. Makalenin dili nesneldir arkadaşlar. Şuradaki yazının dili nesnel değil mi? Her satırında nesnellik kokuyor. Yukarıdaki metnin türü deneme olamaz. Denemenin dili özneldir. Yukarıdaki metnin türü nesneldir. Söyleyişi de olamaz. Yine söyleyişi yazı türünün dili öznel. Yukarıdaki metin fikir yazısı arkadaşlar. Olay yazısı değildir. Hikaye deyince aklıma olay yazısı geliyor. Cevabımız Adana. Ve altı, bu metnin türü hangisidir? Yaz ne zaman geldi? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben dediği kişi yazar oluyor. Yazar olayı kendi ağzıyla anlatmaya başlamış. Yani olay birinci kişi ağzıyla anlatılıyor. Kuru bir kök gibi Temmuz'un ortasına saplanmış güneşin çekilmesini bekliyorum. Önümdeki çiçekli naylonla kaplı masada benden önce oturanların çay lekeleri var. Benden önce oturanların kimler olabileceğini düşünüyorum. Belki de yaza benim artık aralamaktan yorulduğum bir kapıdan girmiş gençlerden biridir bu lekenin sahibi. Arkadaşlar, bu metin olay yazısı. Deneme, makale ve köşe yazısı fikir yazısı oluyor. Bu durumda ne kaldı geriye? C kaldı, yani hikaye kaldı. Yukarıdaki metnin türü hikayedir. Yazar yazın gelmesi sonucu sıcak bir günde, güneşli bir günde bir çay bahçesinde çay içiyor. Çay içtiği masanın üzerinde yazar çay lekeleri görüyor. Ve bu çay lekelerinden hareketle yazar hikayesini yazmaya devam ediyor. Az önce size anlattıklarım bu hikayenin olayı oluyor. Olayın kahramanı yazar. Olayın geçtiği zaman yaz mevsimi. Olayın geçtiği yer ise bir çay bahçesi. Özetle hikayenin 4 unsuru sevgili öğrenciler yukarıdaki metinde var. Metnin türü hikaye, yani öykü. Soru 7, metnin türü hangisidir? Şiirlerim en çok beni bu saatlerde çağırır. Arkadaşlar, insanın çağırma özelliği şiirlere verilmiş, yüklenilmiş, yani kişileştirme söz sanatı yapılmış. Bir metinde kişileştirme, konuşturma, abartma varsa orada öznel bir ifade, öznel bir anlatım vardır arkadaşlar. Bu durumda makaleyi eledim. Makale yazı türünün dili nesneldir. Masalı da eledim. Masal yazı türü tekerlemeyle başlar. Bir varmış bir yokmuş gibi. Biyografiyi de eleyelim. Biyografiler genellikle bir başkasının hayatının anlatılmasıyla başlar. Biyografi yazı türünde ilk cümlede genellikle hayatı anlatılan kişinin doğum tarihine yer verilir. Ne kaldı geriye? Geriye deneme kaldı arkadaşlar. Deneme bir fikir yazısı. İşte yıllardır okuduğum şiirler her defasında başka görünüyorlar ve insan alıp götürmeyi biliyorlar. Ne var bu şiirlerde? Neden çevremdeki sınırlar birden böyle akıverdi bilmiyorum. Yalnız onlarda sessizliğin verdiği bir şey var.
Belli ki bu şiirler sessizlikten doğmuşlar. Onun için de bu kadar sonsuzluğa gidiyorlar. Yazar şiir hakkındaki düşüncelerini kendisiyle konuşuyormuş gibi samimi bir hava içerisinde kaleme aldı. Bu durumda metnin türü deneme oluyor. Soru 8. Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır? Büyük kültür eserleri insanın duygu ve düşünce dünyasını, bilimsel araştırmalar ise bilgi ve yeteneklerini geliştirir. Bu ilk cümleden hareketle size şunu söyleyebilirim. Bu metnin dili özneldir. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir noktada durmuş saate benzerler. Arkadaşlar bu cümle de öznel. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar bir başkasına göre belli bir noktada durmuş saate benzetilmeyebilir. Zaman ilerledikçe onlar geride kalır. Meslek hayatının ve günlük ihtiyaçların çemberinden onları ancak kitaplar kurtarır ve onlara zengin ufuklar kazandırır. Yazar kitap okuma hakkındaki kişisel düşüncelerini ispatlamadan samimi bir hava içerisinde kaleme almış. Bu metin fikir yazısı. Bu durumda cevap deneme oluyor arkadaşlar. Ana olay yazısı, bunu daha önce söyledim size. Anıda başımızdan geçen bir olayın ya da şahit olduğumuz, gözlemlediğimiz bir olayın daha sonra kaleme alınması yani yazılması vardır. Biyografi bilgilendirici metindir. Fikir yazısı değildir. Bir başkasının hayatının yine bir başkası tarafından anlatıldığı yazı türüne biyografi denir. Gezilip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüne ise gezi yazısı denir. Ve 9. Özellikle verilen bu edebi tür, yani edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir? Edebi tür deyince aklımıza seçeneklerdeki metin türleri gelsin. Fıkra, hikaye, roman, makale, deneme, biyografi, otobiyografi, şiir, tiyatro gibi. Bütün bunlar edebi tür, yani edebiyat türü oluyor. Gazete ve dergilerde yayınlanan bir düşünce yazısı olmasına rağmen öznel bir üslupla, bazen de sanatlı bir söyleyişle nükteli ifadelere yer verilir. Bu metin gazete ve dergilerde yayınlanıyormuş. Aynı zamanda bir düşünce yazısı oluyormuş. Bu yazı türünün dili öznelmiş. Kimi zaman sanatlı bir söyleyişe, kimi zaman nükteli ifadelere yer veriyormuş. Arkadaşlar ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı söze nükte denir. Demek ki fıkra yazı türünde kimi zaman ince şakalı sözlere yazar yer veriyor. Genellikle yazıldığı dönemin ortak sorunlarına ya da gündemindeki olaylarına dayalı olarak yazılır. Yazar ele aldığı konuyu doğrulamak zorunda hissetmez. Sadece açık, anlaşılır, akıcı bir üslupla yazar. Evet, yazar anlattığı konuyu ispatlama gereği duymaz. Yine anlatılan konu halkın anlayacağı, insanların anlayacağı bir dille ele alınırdı. Bütün bunlar fıkra, yani köşe yazısının özellikleri. Cevap Adana. Makale de gazete ve dergi yazısı, fakat makalenin dili nesneldir arkadaşlar. Roman olay yazısı oluyor. Deneme neden olmaz. Arkadaşlar fıkra güncel konularda, yani aktüel konularda yazılır. Denemede güncellik aranmaz. 10. soru, yukarıda verilen özellikler hangi edebiyat türüne aittir? Yaşanmış tarihsel ve toplumsal kahramanları vardır. Milletlerin kahramanlıklarının anlatıldığı yazı türüne destan denirdi. Yine bu edebi türün kahramanlarının olağanüstü özellikleri vardır ve anlatılan olaylar yine olağanüstü olaylardır. Bütün bunlar yukarıdaki metnin destan olduğunu ortaya koyuyor. 11. Özellikleri verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Güncel, yani aktüel konularda yazılır. Konu sınırlaması yoktur. Arkadaşlar güncel kelimesinden hareketle bu metnin türünün fıkra olduğu, yani köşe yazısı olduğu ortaya çıktı. Bizler fıkranın diğer özelliklerine de bakalım. Gazete ve dergilerde köşe yazısı olarak yayımlanır, doğrudur. Samimi ve öznel bir üslubu vardır, doğrudur. Yazar görüşlerini kanıtlamadan, yani ispatlamadan kaleme alır. Yazar görüşlerini kanıtlamadan anlatır. Güncel olduğu için bu yazılar geleceğe kalmaz. Adı üzerinde güncel arkadaşlar. O yazı arkadaşlar birkaç gün geçerli olur. Birkaç gün sonra sen o yazıyı unutur gidersin. Fıkra yazı türünde yine nükteli, şakacı ifadelere yer verilir. 12. soru, özellikleri verilen metin türü hangisidir? Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların uzun anlatılmasıdır. Burada uzun kelimesi geçti, bana ipucu veriyor. Sayfa sayısı hikaye yazı türüne göre daha fazlaymış. Hikayeden farkı budur diyor. Kahramanlar gerçek hayatta karşılaşılabilecek kişilerdir. Olay, yer, zaman ve kişiler olmak üzere hikaye türü gibi 4 unsuru vardır. Ayrıntılı betimlemelere ve ruh tahlillerine başvurulur. Arkadaşlar bu metin türünde sayfa sayısı hikaye yazı türüne göre daha fazlaysa ve olaylar ayrıntılı bir şekilde betimlemelerle anlatılıyorsa, yine ruh tahlillerine ayrıntılı bir şekilde yer veriliyorsa, bu metnin türü romandır. Cevap Adana.
Deneme, fıkra ve makale fikir yazısı oluyor. Roman olay yazısı arkadaşlar. Olay yazısı deyince aklınıza 4 unsur gelecek. Bunlar olay, yer, zaman ve kişiler. Bu arada hikaye yazı türünün de tanımını yapalım. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların anlatıldığı kısa yazılara, kısa olay yazılarına hikaye denir. Aşağıdaki metnin türü nedir? Tuzun eski çağlardan bu yana insan yaşamında önemli bir yeri vardır. Arkadaşlar ben bilgi sahibi olmaya başladım. Tuz hakkında bilgi sahibi olmaya başladım. Demek ki bu metin bilgilendirici metin. Öyle ki tuz bazı uygarlıklar tarafından beyaz altın olarak adlandırılmıştır. Bazı insan toplulukları yerleşim yerlerini tuz kaynaklarının bulunduğu yerlere göre seçmişler. Hatta tuzu para yerine kullanmışlardır. Demek ki eskiden tuz para yerine kullanılıyormuş. Evet, bu yazıda ilginç bilgiler var. Bu yazı bilgilendirici bir metin. Bilgilendirici metin deyince aklımıza ne geliyor? Makale geliyor. Makalenin dili nesneldir arkadaşlar. Zaten bilgilendirici metinlerde amaç okuyucuyu bilgilendirmektir. Okuyucuyu bilgi sahibi yapmaktır. Bu nedenle makalenin dili nesneldir. Aşağıdaki metnin türü nedir? Günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı. Arkadaşlar bu metin Oğuz Kağan destanından alınmış bir bölümdür. Gökten bir gök ışık indi. Bakın olağanüstü olaylar anlatılmaya başlandı. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Bu ışığın içinde alnında kutup yıldızı gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir kız duruyordu. Destanlar genelde şiir şeklinde yazılır. Bu şekilde düz yazı şeklinde yazılan destanlar da vardır. Oğuz Kağan destanı M.Ö. 209 ve 174 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında şekillenir. Bu kız gülünce gök tanrı da gülüyor. Kız ağlayınca gök tanrı da ağlıyordu. Oğuz bu kızı sevdi ve bu kızla evlendi. Destanın geri kalan bölümünde Oğuz Kağan'ın kahramanlıkları anlatılıyor. Cevabımız destan olacak. Şuraya destan yazalım. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Sol üst köşede metin türleriyle ilgili detaylı bir şekilde konu anlatımı yaptım. O videoyu mutlaka izleyiniz. O video işinize çok yarar. Metin türleri konu anlatımı videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.